İstanbul Bahçeli Evler Devlet Hastanesi acil servisine ateş açıldı gece saatlerinde. Olay yerinde 5 kişi yaralandı. Hastane saldırısından saatler önce de caddede yürüyen 3 kişi silahlı saldırıya uğradı. Bir kişi de hayatını kaybetti. Peki Bahçeli Evler'de yaşanan bu iki saldırı birbiriyle bağlantılı mı? Hasan Zahit Ezim olay yerinde bizi bekliyor. Hemen dönelim ve bu soruyu kendisine yöneltelim. Söz sende Hasan Zahit. Teşekkür ediyorum Merve. Aslında az önce ifade etmiş olduğunuz gibi daha net bir bilgi olmamakla birlikte emniyet polisten aldığımız bilgiler doğrultusunda bu iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğu şu anda iddialar arasında diyebiliriz. Az önce siz bahsetmiştiniz. Ne olmuştu? Dün gece saat 2.50 sıralarında bizim bulunduğumuz noktada Bahçeli Evler Devlet Hastanesi önünde tam bizim bulunduğumuz alanda bir silahlı saldırı gerçekleşti ve bu silah saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Şu anda biz hastanenin dışarı ilk girişin olduğu yerdeyiz aslında. Kameraman arkadaşım da şu anda ekranlarınıza getiriyor. Ama aynı zamanda yine bu şekilde bu tarafa doğru yürüdüğümüz zaman da asıl saldırının gerçekleştiği yeri izleyicilerimize göstermek istiyorum. Tabii ki şu anda hastane tarafından içeriye alınmıyoruz. Ancak uzaktan bir şekilde göstereceğimizi paylaşalım. Öyle ki kameraman arkadaşım şu anda ekranlarınıza getirmiyor. Acil servis yazısının olduğu bölümün sağ tarafındaki bulunan cama ateş açılmıştı. Kurşunlar isabet etmişti. İşte o isabet eden kurşunlar yalnızca hastane camlarına değildi. Aynı zamanda biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli ve ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişiye o kurşunlar isabet etmişti. Tabii bu noktaya baktığımız zaman böyle de yürümeye bir devam edeyim. Aynı zamanda bu taraftan nasıl gözüküyor? Tabii hani olay gece saatlerinde meydana geldiği için tabii hani şu anda herhangi bir şekilde o cam kırıkları falan belli değil, ancak buradan görmüş olduğumuz kadarıyla kameraman arkadaşım Özkan Şafak da şu anda ekranlarınıza getiriyor. Orada camın kırıldığını ben net bir şekilde görebiliyorum ve o cam kırığı da zannediyorum bir perdeyle şu anda dışarıdan belli oluyor diyebiliriz. Tabii siz ifade etmiştiniz aslında ilk yayın başladığı andan itibaren. İki olay yaşandı Bahçeli Evler'de. Diğeri de saat 12 sıralarında, 11.50 sıralarında yaşanmıştı. Merkez Mahallesi Mahmut Bey Caddesi üzerinde caddede yürüyen 3 erkek şahıs kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganları fark eden o 3 kişi hızlıca kaçmaya başladı. Ancak yaklaşık 100 metre kovalamacının ardından 2 kişi kurşunların hedefi olurken bir kişi ise saldırganlardan kaçmayı başarabildi. Ancak saldırı sonrası bu kişiler tabii ki olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şu anda yine o kaçan kişileri de kaçan kişileri de yakalamaya yönelik şu anda bir çalışma başlatıyor. Tabii bunu da ifade edelim ki kişilerden de bir tanesi hayatını kaybetmişti. Ancak bu noktaya baktığımız zaman da işte burada yine dün de kameraman arkadaşım şu anda getiriyor. O tarafta bir silahlı saldırı meydana geldi. Ve o silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı ve hemen hastaneye tedavi altına aldılar. Polis ekipleri de şu anda adeta İstanbul'u abluka altına aldı ve kaçan şahısları yakalamaya yönelik de çalışma başlattı. Tabii konuyla alakalı İstanbul Valiliğinden bir açıklama gelmişti. Valiliğin yapmış olduğu açıklamada hemen kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken saldırıda kullanılan araç Yenibosta'da terk edilmiş halde bulunmuştur. Ki görgü tanıklarıyla biz konuşmuştuk aslında yayından birkaç dakika önce. Geldikleri aracı görenlerin olduğu söylendi. Siyah lüks marka bir araba, ancak plakası belli değil. İşte o arabada Yenibosta'da terk edilmiş halde bulundu. Tabii konuyla ilgili aslında şu anda çok fazla iddia var. Bu Bahçeli Evler'de metrobüsün önünde yaşanan olayla bu hastane önünde yaşanan olay birbiriyle bağlantılı mı değil mi? Ki edindiğimiz bilgiler doğrultusunda bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Ancak hala altını çiziyorum, iddia ediliyor diyorum. Konuyla alakalı resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için canla başla mücadele ediyor diyelim. Bilgiler oldukça aktaracağız diyelim. Sözü size bırakalım Merve.